Evet arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir model televizyon Nex'in uydusunu, kurulumunu tanıtacağım. Model olarak Nex'in Android Google TV'si. Bunu tanıtmaya çalışacağım. Şimdi ilk baştayız. Burayı kendi atlıyor geliyor zaten. Bundan sonraki adımları siz yapmanız lazım. Burada tabi Türkçe'yi seçiyoruz, ilerliyoruz. TV'nizi Android, bunu daha sonra siz de yapabilirsiniz. Kablosuz ağ lazım. Şu anda bulunduğum yerde kablosuz ağ yok. Buraya atlıyorum şimdilik. Atlayalım burayı. Buraya atladık. Kabul etmemiz lazım Google şartlarını. Kabul ediyoruz. TV cihazda mı, kendi TV'sinde mi? Asistanla konuşarak da kurulumu yapabilirsiniz. Can TV izleyelim diyelim. Türkiye bölge olarak seçmemiz lazım. Şifreyi değiştirmeyelim. Standartta kalsın. Daha sonra değiştirince unutma gibi olasılıkları var. O yüzden şifremizi değiştirmeyelim. 4 tane 0 klasik şifre. Bir, iki, üç, dört de 0 kabul etmedi. 1, 2, 3, 4 yapabilirim. 1, 2, 3, 4. Ana ekrana gelelim. Buradan. Açık yaparsanız bunu Chromecast'te, cep telefonunuzda yaptığınız işlemleri buradan da görebilirsiniz. Aramalar olsun. Burayı açık yapalım. Faydası var bunun. Enerji tüketsin. Önemli değil ama rahatlık var. Burada uyduyu seçiyoruz. İle, anten türü ileri. TKKS var. Bak burada genel var. Eutelsat, TürkSat, D-Smart. D-Smart'ın sırası. Bu Türk'ün sırası. Bu TV bunun sırası. Bunlardan da kurulum yapabilirsiniz. Televizyonunuz bu şekilde sıralı şekilde gelir ama KGS modunda yaparsanız sıralı bir şekilde HD kanallar gelmiş olacak. İleri diyelim. Yalnızca dijital kanallar okey. Uzun sürebilir diyor. Bekleriz. Atlayalım burayı. Son diyelim. Kabul edelim. Bunların hepsini kabul etmemiz lazım. Bu ana ekranı kurduk. Uygulamalara buradan girebiliriz. Ekstra bir şey indirmek istersek öncelikle tabi bir Google'unuzu açmanız lazım. Burada şu anda internet yok. O yüzden bir şey açamıyoruz. Google Play Store'ya girip burada oturum açmanız lazım. Öncelikle internete bağlamanız lazım. Burada adımları takip ederseniz zaten onu yapacaksınız. Biz şimdi LNB ayarları falan, onlara bir girelim. Kanallarımızı bir kuralım. Ayarlara bakmamız lazım. Şimdi burası merkez sistem olduğu için LNB gücüne girip burada şeyleri açmamız lazım. LNB ayarlarında merkez sistem varsa Dyzek modlarını açık yapmamız lazım. Şimdi biz Dyzek modunu açtık. Geri gelelim. Buradan ileri diyelim. Yaklaşık bir 30 saniye sürecek kanalları kurması. Şimdi önünüze böyle bir liste gelir. HD seçmeniz lazım. SD banttaki yayınlar zaten kaliteli değil. HD seçiyoruz. OK'ye basıyoruz. Birkaç saniye sonra kanallar sıralı bir şekilde listeleyecek. Bitti. Şu anda 12.02.22 güncel liste. OK'ye basıyoruz. Kanal kurulumu bitti. Buradan exit çıkış yapıp direkt kanallara gelebilirsiniz. Yani kumandanın şu tuşundan basıp şu tuşu, ev tuşunun altında search tuşu var. Buraya basıp uyduya gelip OK'ye basarsanız kanallarınız kuruldu zaten. Direkt kanalları açacaktır. TRT1 diye sıraladı şu anda. Liste hazır.
İnternet kurulumunu da ayrıca anlatacağım. Başka bir Bunlar videoda. Henüz daha gelmedi. Teşekkür ederim. Yani yavaş yavaş geliyor.